Kolup kalan ve iktidarın çok sevdiği inşaat sektörünü rahatlatmak üzere faizleri düşürdüğü, en azından düşürmüş olabileceği söyleniyor. Çünkü ucuz kredi vererek ev satışlarını kolaylaştırmanın amaçlandığı ve inşaat sektörünün karını artırmak veya nefes almasını sağlamak gibi bir amaç olabilir deniliyor. Çünkü bu şirketlerle iktidar çok yakın çalışıyor biliyorsun. İkincisi de işte bir diğer görüşe göre işte faizler düşük tutulursa Türkiye'nin ihracatı artar. İhracat artınca döviz geliri artar. Döviz artınca normal olarak işte faizler düşmeye başlar, enflasyon düşmeye başlar gibi bir iyi niyetli beklenti de var. Şimdi birincisi için bir şey diyemiyorum çünkü bu konutların tahsisleri, kredileri yani inşaat sektörünü çok desteklediğini biliyoruz iktidarın. İşte sözü edilen 5 büyük şirkette zaten altyapı şirketleri ve bunların elinde çok büyük konut stokları var. Bunları satmak için kredi düşürdüğü şeklinde bir yaklaşım var. Fakat bu geçen dönemde böyle söylenmiş ve zorla yapılmış ama yanlış hatırlamıyorsam Yalçın Hocam daha iyi hatırlayacaktır. Biraz kamu bankalarında hoş karşılanmamıştı bu ucuz kredi verme. Çünkü bazı bankaların zararını artırdığı iddiaları vardı. Bu kez de yani bir puan düşürüyorsunuz ama tüketici kredisi faizini düşürmeye direniyor bankalar. Aslında ticari kredi de düşürmeye direniyor. Çünkü piyasadaki faiz olması gerektiğinin altında bunu biliyorlar. Zarar etmemek için de böyle bir etki olmuyor. Şimdi ihracat artar mı? Biraz artabilir. Ama bizim ihracat ürünlerimizin büyük çoğunluğu ithal ara malına bağımlı. Ara malı ithal ediyoruz, onu üretip satıyoruz. Ara malın fiyatı artacağı için bu durumda yine maliyet artışı olacak. Maliyet artışı olduğu için de iktidarın beklediği gibi net bir döviz girişi o miktarda olmayabilir. Yani bu da tutmayabilir. Bu iki amaçtan söz ediyorlar. Tabii bir de yani döviz garantili, dövizle hazine garantili büyük işler var biliyorsunuz. Altyapı yatırımları. Onları yapan şirketlere 20-25 yıl dövizle hazine garantisi verildi. Onların işine gelen bir karar olabilir bu. Yine Fikret abi, dövizle Fikret uğraşan abi biz önemli zenginliğe sahip insanlar daha zengin olabilirler. Fikret abi Amaç bu olabilir diye düşünüyorum. milyonlarca insan bir avuç müteahhit zengin olsun diye mi yoksullaşıyor? Milyonlarca insan bir avuç müteahhitin garantili projelerinde aldıkları döviz Yani şimdi cinsinden şu gelir daha da artsın diye mi onların sırtına bu yük bindiriliyor? yani bunu görüyoruz. Bu bir sınıfsal tercih. Şimdi biliyorsunuz işte şehir hastaneleri var. Havaalanlarımız var. Havaalanlarımızdan işte örnek verilen Zafer Havaalanı Kütahya'daki tahmin edilen yolculuk konusunda %99 yanılgıyla yürüdüğü anlaşıldı. Ama o gitmeyen insanların parasını ödüyoruz. Üzerinden geçmediğimiz köprünün parasını ödüyoruz. Geçmediğimiz, kullanmadığımız tünelleri ödüyoruz. Dolayısıyla burada bir zenginleşme oluyor ve hazine üzerinden bu yapıldığı için de aslında vatandaşın vergisiyle ödemiş oluyoruz. Oysa bu sistem savunulurken vatandaşın cebinden 5 kuruş çıkmadan bu büyük projeleri yapacağız deniliyordu. Tabii. Öyle değil. O garantileri ödeyen biziz. O vergilerimizden ödenen garantiler. Böyle bir çark kurulmuş gibi duruyor ve bu Güzel bir çarkı çark. halk lehine kırmak varken tam aksine işte o çarktan yararlananlar lehine daha da güçlendiriyoruz. Bunun Peki. bir artık tercih olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu bilinçli yapılan bir olaydır. Hata değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yanlış bilgilendirilmesi değildir. Zaten kararı Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği yolunda zaten bir görüş birliği var. Yine Ruşen Bey'in dikkat çektiği o geceki toplantıda dahi bu kararın alınmış olabileceği, işte mıntıka temizliği anlamında 3 kişinin görevden alınıp yerlerine yeni atamalar yapılmasının da bu kararın oy birliğiyle çıkmasını sağlamak için olduğu şeklinde yorumlar yaygın Ankara'da diyebiliriz. Peki. Öne Hanım. Gökmen Bey Buyurun. bir söz alabilir miyim? Hemen Fikret Buyurun Bey'in hocam. söylediklerine katkı sağlamıştım. Kusura bakmayın ana yarım sizden Rica sözü ederim, rica almış ederim gibi oldum hocam. ama Rica ederim. şimdi Fikret Bey'in biraz önce söylediği işte faiz oranlarını indirerek konut satışlarını artırmak gibi bir amaç. Bunun bu mekanizma üzerinden realize olma ihtimali sıfır. Çünkü geçtiğimiz işte hatırlayacaksınız bir yıl kadar önce konut kredi faiz oranları indirilerek konut satışlar artırılmaya çalışıldı. Orada kim kredi kullandırdı? Fikret Bey de telaffuz etti. Kamu bankaları.
özel bankalar o topa girmedi. Yani siz 10 yıllık kredi kullandıracaksınız. 3 ay sonrasını bile önünü göremeyen bankalar 10 yıllık konut kredisini bugün Merkez Bankası 2 puan faiz indirdi diye düşük faizden kullandıracak. Kullandırmayacaklar. Şimdi parası olan insan zaten gidip konut almayacak. Dolara, euroya yöneldi onlar. Yönelmeye devam ediyor. Parası olmayan insanların da kredi kullanma ihtimalinin düştüğü bir dönemdeyiz. Eğer amaç konut satışlarını artırmaksa bence bütün topluma ağır bir fatura keserek sonuç vermeyecek bir işe kalkışmaktansa kamu peki bankalarına görev zararı yazarak onu ortaya koyabilirler. Bir de ihracat konusunda bir şey söyleyeyim. Bu çok sık dillendiriliyor. Bu politikalarla rekabetçi kur uyguluyoruz deniliyor. Bu iktidardan zaman zaman da gelen bir açıklama. Buradan kastettikleri şey şu. İş gücümüzü ucuzlaştırarak başka ülkelerle rekabet edeceğiz. Yani vatandaşını yoksullaştırarak yoksullukta rekabet eden bir ülke haline geleceğiz. Çünkü üretimde kullandığımız girdilerin büyük çoğunluğu %73 ithal aramal ve ham madde, bunun üzerine enerjiyi koyuyoruz. İçeriden kullandıklarımız bile döviz fiyatlarındaki harekete bağlı olarak ihraç etmeyi tercih eder. Niye sizin yerli üreticisinize satsın ki o ham maddeleri? Dolayısıyla rekabet edebilmek için Türk parasının değerini kaybetmekten kastedilen şey, işçimizi ucuza çalıştırıyoruz, gelin onun emeğini sömürün demektir. Bugün Türkiye'de asgari ücret Çin'de ödenen asgari ücretten %21 daha düşüktür. Tekrar ediyorum, bu verdiğim rakam, bugün hesapladım, doğru bir rakam. Çinli bir işçi, yıllardır hani ucuz emek ülkesi olarak adlandırdığımız, Çinli bir işçinin kazandığı asgari ücret, Türk bir işçinin kazandığı asgari ücretten %21 daha fazla. Bununla mı rekabet edeceğiz? Amacımız vatandaşı sefalete, yoksulluğa sürükleyerek 3-5 milyon dolarlık daha fazla ihracat yapabilmek mi? Eğer bu tercihse hepimizin bunun karşısında durması gerekir. Çünkü biz yoksullukta rekabet etmek istemiyoruz. Refahta rekabet edebileceğimiz bir sistem için çalışmalıyız. Peki. kaç dakika ama şimdi öne yanıma verirsem reklamla mı kesecek? 2 dakika var. Onu da beklemek zorundayız. Peki. Şöyle yapalım. Öne yanım. Bir ülkenin cumhurbaşkanı o ülkenin kullandığı para biriminin bu kadar değer kaybetmesine, bu kadar yani o grafiğin artık yerlerde sürünmesine nasıl göz yumabilir? Ve nasıl gönlü razı olabilir? Ve de acaba bunu istiyor olabilir mi? Efendim çok konuyla ilgisi yok ama önce bir şey söylemek istiyorum. Bugün hem Ahmet Taner Kışralı'nın ölüm günü, hem de Fikret Bilan'ın kardeşi, abisi, rahmetli Hikmet Bilan'ın ölüm yıl dönümü. Ben her ikisine de buradan tekrar Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi galiba en doğru sözü Bloomberg International haber verirken kullandı. Dedi ki Erdoğan'ın Merkez Bankası. Erdoğan Central Bank dedi. Erdoğan'ın evet Merkez Bankası dedi. Bence bütün konuştuklarımızın, konuşacaklarımızın bir özeti bu. Erdoğan'ın Merkez Bankası. Zaten Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben demişti. Ben bu ülkeyi bir şirket gibi yöneteceğim demişti. Ya da ben ülkemi pazarlamakla sorumluyum demişti. Yani bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman bizim geleneksel olarak, kültürel olarak bildiğimiz toplum, devlet, işte onur, kredibilite, saygınlıkların yanında çok farklı bir değerlendirmeyle başlamıştı bu konulardaki görüşünü ifade etmeye. Biraz evvel Ruşen Bey söyledi, evet Merkez Bankası ve Para Piyasaları Kurulu'ndaki değişiklikler oldu ama ondan sonra faiz düştü. Şimdi bu kadar bugün düşebileceğini biraz evvel Yalçın Hocam da söyledi, hiç kimse beklemiyordu Türkiye'de. Bu peki sonuçta ne oldu, ne olacak ya da biz neyi öngörüyoruz? Türkiye yeniden büyük bir yoksulluk sarmalının içine girdi. Şimdi Çin'deki işçi ücretleri bizden yüksek. Ayrıca Çin yöneticilerinin aldıkları maaşla Çin'deki işçilerin aldığı maaş arasında da böyle bir uçurum yok.
Bizde iki türlü insanın vicdanını acıtan şeyler var. Bir tanesi hep beraber. Sayın Bakanım, rica etsem aradan sonra devam edelim. Hayır, tam bu Çin'le Türkiye arasındaki karşılaştırma.